12 Eylül 2024 Perşembe Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi. Bugün 12 Eylül. O karanlık darbenin 44. yılı ve biz hala Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olaylardan sonra darbeyi konuşuyoruz. Kapitalist sistemin krizle boğuştuğu bir zamanda, özellikle müesses nizamın kendi iş sorunlarına yoğunlaştığı zeminde biz aynı kısır döngünün içinde aynı sloganları atmaya devam ediyoruz. Daha önce dediğim gibi harbiyeli öğrenciler olayını kimileri de konuyu rejim tartışmasına çevirme derdinde. Böyle zamanlarda Atatürkçülüğü hatırlayan CHP'ye ne demeli? Hele hele PKK sizi tükrüğüyle boğar diyen terör yardakçısıyla poz veren, Türk askerine kimyasal iftirası atan fincancının arkasında duran, istiklal marşıyla sorunu olan birini belediye başkanı yapan, yani her fırsatta etnikçi bölücülere göz kırpan Ekrem İmamoğlu'nun Mustafa Kemal'in askerleri izlemeye devam edin diyerek teğmenleri istismar etmesi yok mu? Kimsenin atılan sloganla işi yoktu oysa. Mesele disiplin meselesiydi ama kimlik dayatmalarından da bıktık, usandık. İnsan sormadan da edemiyor. Hangi rejim hangi Atatürk? Kemalist Çetin Yetkin Hoca net bir şekilde yazmıştı Karşı Devrim kitabında. Kemalist devrimleri ortadan kaldıran İsmet İnönü rejimiydi. Birçok noktada şerh koysam da kitabı tavsiye ederim. Hoca diyor ki kitabının girişinde, bugünün Türkiye'sinde yaşanan tüm olumsuzlukların temeli Atatürk'ün öldüğü gün atılmaya başlandı ve 1945-1950 arasında da bu temel üzerine ülkemizin kara yazgısının taşları teker teker örüldü. Yani hocaya göre Türkiye'yi Amerika'ya bağımlı hale getiren CHP lideri İnönü'ydü. Bu konuda başka bir şey daha söylüyor hoca kitabının girişinde. 12 Temmuz 1947'ye geldiğimizde İsmet Paşa ünlü 12 Temmuz beyannamesini açıkladı. Bunun da artık demokrasinin önündeki tüm engellerin kalktığını muştuluyordu İsmet Paşa. Ama aynı gün ABD ile bir ikili antlaşma da imzalayacaktı. İşte çok sonraları. ABD Başkanı Johnson'ın Kıbrıs sorunu nedeniyle İsmet İnönü'ye yollayacağı mektupta sözü geçen antlaşma bu antlaşmaydı. Hani Johnson'ın bizim verdiğimiz silahları ulusal çıkarlarınız için kullanamazsınız, biz izin vermedikçe elinizi bile süremezsiniz diye yazdığı mektup. Küçük bir hatırlatma. İnönü bu mektuptan sonra kızarak yeni bir dünya korulur, Türkiye'de bunda yerini alır demişti. İlk bakışta bu söz hepimizin gururunu okşar, zira bağımsızlık tedaileri vardır. Fakat günün sonunda ülkeyi bütün kurumlarıyla ABD'ye teslim eden, daha sonraki süreçte de darbelerin stratejik altyapısını oluşturacak anlaşmaları imzalayan İnönü yani CHP iktidarıydı ve her darbenin kılıfı Atatürkçülük oldu. Yani bütün darbeler Atatürk devrimleri adına yapıldı. Ne var ki her darbeden sonra ABD emperyalizmi ülkeye daha fazla yerleşti. 12 Eylül darbesinde Paul Hense'nin bizim oğlanlar başardı sözü boşuna söylenmedi söz gelimi. 12 Eylül ile birlikte ne oldu? Ülkenin çoğunluğu büyük bir kapatılma yaşarken, işkenceler görüp dar ağaçlarına gönderilirken, apocular ve FETÖ'cüler kendilerine yol buldu. Darb öncesi sol gruplar içinde bulunan hatta Filistin kamplarında terör ve tethiş eğitimi alan birçok militan, sonraki süreçte birden liberal oldular ve ülkenin siyasetini ve kültürünü tahkim ettiler. Bunlardan bir kısmı şimdilerde DEM Partisi'nde etnikçilik yapıyorlar. Başka bir şey daha oldu. Kimse kızmasın söylemek zorundayım. Atatürkçülük ve Kemalizm Amerika'nın deregülasyon politikaları çerçevesinde yeniden tahkim edildi. İşin tuhaf tarafı özellikle 90'lı yıllarda yaşanan örtülü darbelerin çatışmaların zeminini de bu tahkimat şekillendirdi.